Fizik 801. Klasik mekanik 10. ders. İlk sınavınızda çok iyiydiniz. Sınıf ortalamasını 75 olarak bekliyordum. Sınıf ortalaması 89 çıktı. Bu bize iki ihtimal verir. Ya çok zekisiniz, bu istisnai bir sınıf, ya da sınav çok kolaydı. Şimdi bu sınav yapılmadan önce 3 öğretim elemanı tarafından gözden geçirildi. Onların hiçbirisi oldukça kolay olduğunu düşünmedi. Bu yüzden gerçekten istisnai bir sınıf olduğunuzu düşünmek istiyorum ve sizleri bu kadar iyi yaptığınız için tebrik etmek istiyorum. İşte puanlarınızın grafiği burada. Sadece bu sınava bakarak karar vermiş olsaydık, küçük sınavları, ev ödevlerinizi unutup sadece bu sınava göre karar verseydik, geçenler ve başarısız olanlar arasındaki çizgi 65 olacaktı. Bu, sınıfın %5'inin kalacağı anlamına gelirdi ve bu olağan dışı düşük bir yüzde. Normalde bu oran yaklaşık %15'tir. Fakat zaman gerçekten son derecede akıllı olup olmadığınızı ya da sınavın çok kolay olup olmadığını gösterecektir. Ayrıca iyi bir haber, ikinci iyi haber ise kitapların bugün satış merkezine geleceğine söz veriyoruz. Bugün yaylar, sarkaç ve basit harmonik hareket hakkında konuşacağız. 801 dersinin ana konularından biri. Eğer bir yayın varsa ve bu yayın denge uzunluğu ise, burasını x eşittir 0 olarak tanımlıyorum ve yayı ucundan bir kuvvet ile uzatıyorum. Bu durumda yayı tekrar denge durumuna götürmek isteyen bir kuvvet vardır. Ve deneysel gerçeklere göre birçok yay, bunları ideal yaylar olarak adlandırırız. Birçok yay için bu kuvvet x'in yer değiştirmesiyle doğru orantılıdır. Eğer bu x ise, eğer x'i 3 kat daha uzun yaparsanız, geri çağırıcı kuvvet de 3 kat daha büyüktür. Bu bir boyutlu bir problemdir. Vektör gösteriminden kaçınmak için basitçe kuvveti eksi belli bir sabit, ki bu sabit yay sabiti olarak adlandırılır, çarpı x şeklinde ifade edebiliriz. Ve yay sabiti Newton bölü metre birimine sahiptir. Yani eksi işareti yönü göstermektedir. X'in pozitif olduğu durumda kuvvet negatif yöndedir. F negatif olduğu zaman da kuvvet pozitif yöndedir. Bu geri çağırıcı bir kuvvettir. F ile X arasında doğrusal bir ilişkinin geçerli olduğu durumlarda bu Hooke kanunu olarak bilinir. Yay sabitini nasıl ölçebiliriz? Aslında çok zor değildir. Yer çekimini kullanabilirim. Burada yay denge durumundadır. Yaya bir M kütlesi asıyorum. Ve şimdi yer çekiminin yaya bir kuvvet uygulaması gerçeğini kullanıyorum. Yani denge durumunu elde ettiğiniz zaman bu durumda şüphesiz yay kuvveti MG ile aynı olmalıdır. Cisim dengede olduğu zaman ivme yoktur. Ve şimdi yeni bir grafik çizebilirim. Bu ekseni X olarak alabilirim. Bu ekseni F olarak alabilirim. F'yi biliyorum çünkü kütleleri biliyorum. Kütleleri değiştirebilirim. Onlara bir sürü değer verebilirim. Ve verilerin bu doğrunun etrafında serpiştiği görülebilir. Bu durumda yay sabiti şöyledir. Eğer buna delta F derseniz ve buna delta X derseniz, bu durumda K yay sabiti delta F bölü delta X şeklindedir. Hatta onu ölçebilirsiniz. Mutlaka yayın bu denge konumundan başlamak zorunda değilsiniz. Yayın hali hazırda gerilim altında olduğu durumdan da başlayabilirsiniz. Bu bir problem teşkil etmez. Kaç tane yayın gerçekte Hooke kanununa uyumlu davrandığını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Burada bir tane var. Çok pahalı bir yay değil. Burada görüyorsunuz. Ve bir tane de burada. Üzerinde tutucu var. Bu yüzden hali hazırda herhangi bir değişiklik yapmayan bir gerilme altında.
Buradaki işaretler birbirinden 13 santimetre aralıklıdır ve ne zaman üzerine 1 kilogram koysam yaklaşık olarak 13 santimetre aşağı doğru gideceğini göreceksiniz. Bu işarete kadar. Üzerine 1 kilogram daha koyuyorum. Bu işarete kadar iner. Ve yine üzerine 1 kilogram daha koyuyorum. Bu işarete kadar iniyor. Hep aşağı yönde. Ve eğer hepsini çıkarırsam yapmış olduğum şey bu eğri boyunca etkili bir şekilde gitmekti. Eğer hepsini çıkarırsam bu bir ideal yay ise orijinal uzunluğuna geri dönecektir. Ve dönüyor. Eğer yay hook kanuna göre davranıyor ise bu ideal bir yay için kesin bir gerekliliktir. Şimdi tabii ki aşırıya gidebilirim. Bunun gibi bir yayı alır ve hook kanuna uymayacak olan bir noktaya kadar uzatabilirim. Ona zarar verebilirim. Kalıcı şekil değişimi yapabilirim. Bakın, çok kolay. Herhalde hook kanunu artık geçerli değildir. Bakın, daha önceki durumundan çok daha uzun. Şüphesiz yayınızda kalıcı değişimler oluşturmadan önce yayı ne kadar uzatabileceğinizin bir limiti söz konusudur. Bu yaya ne yaptım? Belki de başlangıçta doğrusal bir çizgi boyunca gittim. Sonra böyle bir şey olmuş olmalı. Oldukça büyük bir uzama elde ettim. Fakat kuvvetim çok fazla artmadı. Ve sonra gevşettiğim zaman, kuvveti kaldırdığım zaman başlangıçta olduğundan daha uzun kaldı. Böylece sürekli kalıcı olan bir net uzatma oluşturdum. Şüphesiz böyle bir yaya böyle bir şey yapmak iyi bir şey değildir. Yani hook kanunu sadece belli sınırlar içinde geçerlidir. Belli kurallara uymanız gerekir. Yay sabitini ölçebileceğiniz oldukça ilginç olan dinamik yöntemler de vardır. Burada bir yayım var. Burada x eşit 0. Ve şimdi yaya bir kütle ekliyorum. Bu sürtünmesiz bir yüzey üzerinde olmak zorundadır. Ve onu belli bir x değerine uzatırsam, yay kuvvetinin onu geri doğru çektiğini göreceksiniz. Elbette mg ağırlığına sahibiz ve yüzeyden y yönünde iten normal kuvvete de sahibiz. Y yönünde herhangi bir ivme yok ve bu nedenle y yönündeki kuvvetler hakkında hiç endişelenmeme gerek yok. Eğer bu şeyin salınmasına izin verirsem, onu gevşetirsem yaklaşık bu noktada ileri geri salınacaktır. Ve bu durumda sizlere şimdi göstereceğim gibi bu hareketin periyotunun, yani bir salınım için geçen zamanın 2 pi çarpı karekök m bölü k yay sabiti şeklinde olduğunu bulacaksınız. Bunu elde edeceğim. Bunu kısa bir süre sonra göreceksiniz. Başka bir deyişle eğer periyotu ölçerseniz ve matematiği de biliyorsanız k'yı hesaplayabilirsiniz. Alternatif olarak eğer k'yı biliyorsanız periyodu ölçersiniz ve kütleyi yer çekimini yokluğunda bile hesaplayabilirsiniz. Burada yer çekimini kullanmıyorum. Böylece yay sizlere daima yer çekiminin olmadığı durumlarda bile bir kütleyi hesaplamanızı sağlar. Cismin ileri geri bir kez salınması için gereken zaman olan periyot tamamıyla onu ne kadar uzağa götürdüğümden bağımsızdır. Bunu anlamak zordur fakat bunun türevden çıktığını göreceksiniz. Onu ne kadar uzağa hareket ettirdiğimden bağımsızdır. Onu ister böyle salınmasını, ister şöyle salınmasını sağlayıp hook kanunu geçerli olduğu sürece periyodun genlik olarak adlandırdığımız şeyden bağımsız olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunu ideal bir durum için türeteceğim. İdeal durum hook kanunun geçerli olduğu anlamına gelir. Hiç sürtünme yok ve yay buna kıyasla kütlesizdir. Bunu kütlesiz yay olarak adlandıralım. Şimdi Newton'un ikinci kanunu yazacağım. MA tümü x yönündedir. Eksi eşit eksi kx. A konumun ikinci türevidir. Bunu x üzeri çift nokta şeklinde yazacağım. M çarpı x üzeri çift nokta. Tek nokta birinci türevi yani hızdır. Çift nokta ivmedir. Artı kx eşittir 0. M'ye bölüyorum ve bu durumda x üzeri çift nokta artı k bölü m çarpı x eşittir 0 elde ediyorum. Ve bu muhtemelen tüm fiziğin en önemli denklemidir. Bir diferansiyel denklemdir. Bazılarınız daha önce diferansiyel denklemler çözmüş olabilir.
Bunun sonucu göreceksiniz ki çok basittir. X tabii ki bir şekilde zamanın fonksiyonu olarak değişiyor. Ve X için zamanın fonksiyonu olarak tam çözümünü elde ederseniz ve bunu bu diferansiyel denklemde yerine koyarsanız bu denklemi sağlayacaktır. Bu diferansiyel denklemin çözümü ne olabilir? İlk olarak salınımı görmenizi sağlayacağım. X'i zamanın fonksiyonu olarak görmenizi sağlayacağım ve bunu şu şekilde yapacağım. İki yay arasında asılı duran bir sprey boya kutum var. Bunu sizin X yönünüzde düşey olarak salınım yaptırabilir. Aynen böyle. Böylece X zamanla değişir. Zaman eksenini şeridi çekerek başlatacağım. Sprey boya boyamaya başladığı zaman bu şeridi çekeceğim ve bunu sabit sürat ile çekebilirsem bu durumda yatay olarak zaman eksenini elde edersiniz. Ve tabii ki düşey olarak X konumunu elde edeceksiniz. Sadece niteliksel olarak, zamanın fonksiyonu olarak ne tür bir garip X eğrisi olduğunu görmenizi istiyorum. Bu durumda bu diferansiyel denklemi sağlayacaktır. Tamam. Daima pasaklı bir deneydir. Çünkü boya damlar. Fakat sprey boyanın hareket etmesini sağlayacağım. İşte başlıyoruz. Tamam. Şimdi şeridi çekeceğim. Tamam. Bana yardım edebilir misiniz? Evet, lütfen. Buradan keseceğim ve sonra... Dikkatli ol çünkü kirli. Onu bu şekilde dışarı çıkaralım. Ah! Tamam. Sadece geriye doğru yürü. Sadece yürü. Evet, harika. Yukarıda tut, bu şekilde daha iyi görürüz. Tamam. Bu size neyi hatırlatıyor? Sinüzoidal. Bu arada bana kosinüzoidal hatırlatıyorum. Sinüzoidal ya da kosinüzoidal. Aynı şeyler. Tamam. O denklemde yerine koymaya çalışalım. Bir sinüzoid ya da kosinüzoid çözümü. Hangisini tercih ederseniz edin hiç fark etmez. Bu denklemde yerine koyacağım. Bu benim X'in zaman fonksiyonu olarak sabit olduğu deneme fonksiyonum. Bir A sabiti, buna birazdan deneyeceğim. A çarpı kosinüs omega t artı fi. Bu A'yı genlik olarak adlandırıyoruz. Kosinüs fonksiyonunun en yüksek değerinin artı 1 ve en düşük değerinin eksi 1 olduğuna dikkat edin. Yani genlik sıfırdan olan maksimum yer değiştirmedir ve sıfırdan bu tarafta artı A ve bu tarafta eksi A olacaktır. Bu metre birimindedir. Bu omega'ya açısal frekans diyoruz. Bunu açısal hız ile karıştırmayın. Onu açısal frekans olarak adlandırırız ve birimleri aynıdır. Birimi aynı açısal hızdaki gibi radyan bölü saniyedir. Eğer bu t zamanını biraz ilerletirsem, eğer bunu 2 pi bölü omega kadar ilerletirsem, eğer bu zamanı 2 pi bölü omega kadar ilerletirsem, bu durumda bu açı 360 dereceye karşılık gelen 2 pi radyan kadar artar ve bu salınımın kendisini yenilemesi için geçen zamandır. Bu salınımın periyodudur ve saniye birimindedir. Ve bunu belirleyebilirsiniz. İsterseniz 1 bölü t şeklinde verilen salınımı frekansını tanımlayabilirsiniz. Biz bunu her zaman hertz olarak ifade ederiz. Ve sonra burada faz açısı olarak adlandırdığımız şeye sahibiz. Buna geri döneceğim ve radyan birimindedir. Ve deneme fonksiyonumu şimdi bu denklemde yerine yazacağım. Yapmam gereken ilk şey, X'in zamanın fonksiyonu olarak ikinci türevini bulmaktır. Pekala, bu benim fonksiyonum. Birinci türevim, X üzeri nokta. Bu eksi A omega olur. Omega'yı dışarıya alıyorum. Çünkü orada zaman var. Ve şimdi fonksiyonun kendisinin türevini alacağım. Sinüs omega t artı fi elde ediyorum.
Tabii ki burada sinüs serisiyle başlayabilirdim. Umarım bunun farkına vardınız. Sadece kosinüs onu seçtim. X üzeri çift nokta. Şimdi dışarıda diğer bir omega elde ettim. Bu durumda A omega kare elde ederim. Sinüsün türevi kosinüstür. Kosinüs omega t artı fi. Ve aynı zamanda eksi omega kare çarpı x'tir. Çünkü a çarpı kosinüs omega artı fi'nin x'in kendisi olduğuna dikkat edin. Şimdi bu sonucu diferansiyel denklemde yerine yazmaya hazırım. Bu zamanın herhangi bir anı ve x'in herhangi bir değeri için her zaman geçerli olmak zorundadır. Ve bu yüzden bu eşitliğin geçerli olduğu tek durum omega karenin k bölü m'ye eşit halidir. Yani omega kare k bölü m olmalıdır. Ve böylece bu problemin çözümünü elde ederiz. Omega'nın karekök k bölü m'ye eşit olduğu ve periyodun 2 pi çarpı karekök m bölü k'ya eşit olduğu ortaya çıkar. Ve gerçekten çarpıcı, dikkat çekici olan şey bunun genlikten bağımsız olduğu ve aynı zamanda faz açısından da bağımsız olduğudur. Bu faz açısının işi nedir? Orada olan şey pek alışılmamış bir durumdur. Aslında fizik kapsamında düşünebilirsiniz. Bu salınımı başlattığımda iki seçeneğe sahibim. Onu seçtiğim herhangi bir konumdan başlatabilirim. Sıfırdan belli bir mesafede bulunan yer değiştirme verilebilir ve başlatabilirim. Fakat ayrıca hareketi başladığım anda belli bir hız da verebilirim. Bu benim tercihim. Bu yüzden iki seçeneğim var. Nereden başlatacağım ve hangi hızı vereceğim? Ve bu benim çözümde yer alır. Yani çözümde A ile periyodun belirlenmesinde etkisi olmayan fi sonuçlarını elde ederim. Fakat bu benim başlangıç şartlarımdan kaynaklanır. Bir örnek vermek istiyorum. Ve bunun yardımıyla A ve fi'nin başlangıç şartlarına nasıl bağlı olduğunu görürsünüz. Bu örnekte x eşit 0 ve t eşit 0'da cismi serbest bırakacağım. Yani onu dengedeyken serbest bırakacağım. Bu anda cisme eksi 3 metre bölü saniyelik bir hız vereceğim. Birimlerim her zaman MKS birimleridir. K yay sabiti 10 newton bölü metre ve cismin kütlesi 0,1 kilogram. Ve şimdi sizlere zamanın fonksiyonu olarak A'nın genliğini ve fi faz açısını içeren X'in ne olduğunu sorabilirim. İlk olarak omega'yı hesaplayalım. Bu K bölü M'nin karekökünü eşittir. Omega 10 radyan bölü saniye olur. Ve T periyodunun 2 pi bölü omega değeri yaklaşık 6,28 saniyedir. Ve frekansı yaklaşık 0,16 Hz olacaktır. Bugün günümde değilim. Bu 0,628 olmalı ve bu 1,6 Hz olmalı. 2 pi bölü omega değeri bunun 10 olduğunu görüyorsunuz. 6 bölü 10 yaklaşık 0,6'dır. Tamam, şimdi t eşittir 0'da x eşittir 0 olduğunu biliyorum. Benim çözümümü orada görüyorum. Tam orada. T eşit 0 koyarsam x eşit 0 olduğunu biliyorum. Bu yüzden 0 eşit a çarpı kosinüs fi elde ederim. İyi ama a 0 olamaz. Eğer bunu denge durumunda serbest bırakırsam ve 3 metre bölü saniye hız verirsem salınacaktır. Bu yüzden a 0 değildir. Yani tek çözüm kosinüs fi'nin 0'a eşit olması durumudur. Ve bu bana fi'nin pi bölü 2 olduğunu söyler. Ya da fi eşittir 3 pi bölü 2'dir. Yani sadece bu iki olasılık var. Şimdi hızımın eksi 3 metre bölü saniye olduğu bir sonraki başlangıç şartıma geçiyorum. Şimdi hız için olan eşitliği burada görüyorsunuz. Bu t eşit 0'da eksi 3'tür. Yani eksi 3 eşit eksi a ki henüz a'nın ne olduğunu bilmiyorum. Sonra eksi omega kare. Özür dilerim omega olacak ve değeri 10. T 0'dır. Sinüs fi elde ederim. Eğer pi bölü 2'yi alırsam sinüs fi 1'dir. Ve hemen
A'nın artı 0,3'e eşit olduğunu elde edersiniz. Yani bu çözüm şimdi A'yı ve fi'yi içermektedir. Böylece sonuç x eşit artı 0,3 çarpı kosinüs 10t artı pi bölü 2 şeklindedir. Böylece başlangıç şartlarını t eşit 0'da şartların ne olduğunu görmektesiniz. Bu benim a değerimi ve bu faz açımı belirler. Eğer bunu faz açısı olarak seçmiş olsaydınız 3 pi bölü 2'yi bulurdunuz. Bu da iyi olurdu. Burada eksi işaretini elde ederdiniz ve bu da aynı şey olurdu. Yani hiçbir fark göremezsiniz. Sizlere salınımın periyodunun ilk bakışta öyle görünmemesine karşın cismin genliğinden bağımsız olduğunu göstermek istiyorum. Ve bunu buradaki hava rayı ile yapmak istiyorum. Burada bir cismim var. Bu cismin bir kütlesi var. 186 artı eksi 1 gram. M1 olarak adlandıralım. Onu salınıma sokacağım ve periyodu ölçeceğiz. Fakat sadece bir periyot ölçmek yerine 10 periyot ölçeceğim. Çünkü böyle yapmam bana ölçümlerimde daha küçük bir belirsizlik ya da daha küçük bağlı hata verir. Bunu genliğin 15 santim olduğu durumda yapacağım. Haydi 20 santimetre yapalım. Böylece 10T elde edeceğim. Belli bir sayı olacak ve benim reaksiyon hatam olan yaklaşık 0,1 saniyeyi elde edeceğim. Bu hepimizin yapacağı yaklaşık reaksiyon hatasıdır. Sonra bunu 40 santimetrede yapacağız. 10T'yi ölçeceğim ve yine 0,1 saniye elde edeceğim. Ve ne kadar fark ettiklerini göreceksiniz. Eğer bu ideal bir rayı ise ölçümlerdeki belirsizlikler dahilinde aynı olmalıdır. Zaman ölçerini orada görmektesiniz. Ona denge durumundan 20 cm başlama kayması vereceğim. Yaklaşık burası ve sonra buraya geldiği zaman başlatacağım. Önce bir salınım yapmasına izin vereceğim. Bu başlattığım zaman durduğunu görmek açısından daha kolay olacak. İşte başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Ne görüyoruz? 15,16. saniye. Bu arada bu ölçümlerden yay sabitini elde edebilirsiniz. Çünkü kütleyi ve zamanı biliyorsunuz. Şimdi mesafeyi yani genliği iki kat yapacağım. Bunu 40 santimetreye ayarlıyorum. 40 santim. Oldukça büyük bir yer değiştirme olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15,13. Ölçümlerimdeki belirsizlik dahilinde mükemmel bir uyum. Saniyenin %3'ü kadar bir farklılık var. Tabii ki bunu birçok kez denerseniz daima buna yakın değerler elde edersiniz. Çünkü benim reaksiyon zamanım saniyenin onda birinden daha iyi değildir. Şimdi size oldukça ilginç bir şey göstereceğim. Bu cismin kütlesinin periyoda olan etkisinin nasıl olduğu. Burada neredeyse aynı ağırlığa sahip başka bir araba da var. İkisini üst üste koyacağım ve M2 kütlesi yaklaşık 372 artı eksi 1 gram olur. Artı eksi 1 gram gelmektedir çünkü terazimiz 1 gramdan daha hassas değildir. Bu yüzden ikisini de teraziye koyuyoruz ve bunu belirsizlik olarak buluyoruz. Şimdi iki kat kütleli M2 cisminin 10 periyodunu ölçeceğim. Periyot M2 bölü M1'in karekökü çarpı 10 çarpı M1 kütlesinin periyoduna eşittir. Şimdi tahminde bulunabilirim. Çünkü burası karekök 2 ve bunun ne olduğunu biliyorum. Hesap makinemi alacağım ve 2'nin karekökünü alacağım ve bununla
Örneğin 15,15'i çarpacağım. Ve böylece sonuç 21,42 olur. Buradaki 2'nin anlamlı olduğu açık değildir ve şimdi soru geliyor. Belirsizlik nedir? Bu bir tahmindir. Ve bu şimdi biraz zorlaşır. Şimdi sizlere söyleyeceğim şey biraz kafanızı karıştırabilir. Karıştırmaması gerekir fakat bundan sizleri sorumlu tutmayacağım. Bu ölçümlerdeki belirsizliğin sonucunu bundaki belirsizlikten çıkarabileceğini düşünebilirsiniz ki bu doğrudur. Ve yaklaşık %0,6'dır. Ve bundaki belirsizlikten dolayı bu da yaklaşık %0,6'dır. Belirsizliği oldukça küçük elde ettim. Çünkü gördüğünüz gibi 10 salınımı ölçtüm. Belirsizlik sadece 150'de 1'dir ve bu çok küçüktür. Oradaki belirsizliğin karekök 372 artı eksi 1 bölü 186 artı eksi 1 olduğunu düşünebilirsiniz. Ve şimdi tamamen mantıklı olan bir iddiada da bulunabilirsiniz ve diyebilirsiniz ki bu yaklaşık karekök içinde %1 bölü 4'lük bir hata ve bu yaklaşık %0,5'lık bir hata, yaklaşık 200'de bir hata, bu yarım hata demektir. Böylece iki hatayı ekleyebilirsiniz. Çeyrek artı yarım yaklaşık %0,17 ve karekökten dolayı %0,35 elde edilir ve bu yanlıştır. Ve tamamen yanlış olmasının nedeni bu iki hatanın birbiriyle ilişkili olmasıdır. Bakın bu 186 372'ye dahil edilmiştir. Bunu size gösterebilmenin en iyi yolu M1 bölü M1'i ölçtüğümü varsayın. Bu 186 artı eksi 1 bölü 186 artı eksi 1 demektir. Bu sayı 1'dir ve %0 belirsizliktedir. Bu sayı 1'dir. Bir cismin kütlesi var. Bunu aynı cismin kütlesine bölüyorsunuz. Halbuki %0,5 hataya ve bu da %0,5 hataya sahiptir. Böylece oran %1'lik bir hataya sahiptir diyebilirsiniz. Ama durum böyle değildir. Sizleri bununla zora sokmayacağım. Sizleri bundan sorumlu tutmayacağım. Fakat eğer doğru bir şekilde yapar ve bundaki hatanın yaklaşık %0,6'lık olduğunu hesaba katarsanız bu orandaki hatanın %0,2'den daha az olduğu görülür. Neredeyse ihmal edebilirsiniz. Cevabın son halinde cömertçe %1'lik hataya izin vereceğim. Ve bu yüzden iki kat kütlenin 10 T'sinin böyle olacağı tahminime sadık kalacağım. Ve şimdi deneyi yapacağız. İki kat kütle olan M2 için 10 T böyledir. Şüphesiz daima benim reaksiyon zamanımdaki belirsizliği içerecektir. Bu konuda bir şey yapamam. Ve biz bu iki sayıyı karşılaştıracağız. Bunun üzerine başka bir kütle koyacağım. Buraya. Düşmesinler diye onları bantlayacağım. İşte başlıyoruz. Umarım doğru bir şekilde yaptım. 2'nin karekökü çarpı 15,15. 30 santim gibi, belki 35 santim gibi bir genlik vereceğiz. İşte başlıyoruz. 1, 2, oldukça yavaş değil mi? Görüyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bakmıyorum, 10. 21,36. 21,36. Eğer isterseniz bunu yuvarlayabilirsiniz ve bu uyumun muhteşem olduğunu göreceksiniz. Ölçümlerimdeki belirsizlik dahilinde sonuç inanılmaz bir şekilde uyumlu çıkar. Tabii bu 2'yi atabilirsiniz çünkü eğer %0,2'lik bir belirsizliği söz konusu ise bu 2'yi burada bulundurmak biraz saçma olur. Fakat bu yayın gerçekten ideal bir yaya çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Hook kanununa uymaktadır ve aynı zamanda neredeyse kütlesizdir. Bu bir sarkaç. Kütle burada. Ve denge konumundan teta açısı kadar sapmıştır. Sarkaçın uzunluğu L, ipin uzunluğudur. Burada MG yer çekimi kuvveti var. Ve cismin üzerine etki eden diğer tek kuvvet T gerilmesidir. Bu T'yi periyodüyle karıştırmayın. Bu T gerilmeyi gösteriyor. Newton biriminde. Sadece bu iki kuvvet söz konusudur. Başka bir şey yok. Bu şey bu şekilde bir yay çizecek ve salınacaktır.
Bunu Y yeni olarak ve bunu X yeni olarak tanımlıyorum. Ve burada X eşit 0'dır. Gerilmeyi daha önceden yaptığımız gibi X ve Y bileşenlerini ayıracağım. Bu Y bileşeni olacak. Bu X bileşeni. Ve bu Y bileşeni T kosinüs teta eşittir. Ve X bileşeni T sinüs teta eşittir. Ve şimdi hareketin diferansiyel denklemini yazacağım. İlk olarak X yönü için Newton'un ikinci kanunu MA eşit, bu X yönündeki tek kuvvettir. Bu aynen yaylarda olduğu gibi geri çağırıcı bir kuvvettir. Bundan dolayı ona eksi işareti koymak zorundayım. Eşittir eksi T çarpı sinüs teta şeklindedir. T'nin kendisi tetanın bir fonksiyonu olabilir. Buna izin vermek zorundayım. Sinüs teta eğer bu mesafe X ise X bölü L'ye eşittir. Ve böylece bunu tetanın fonksiyonu olarak eksi T çarpı X bölü L şeklinde yazabilirim. Bu X yönündeki diferansiyel denklemi. Ve daima A yerine X üzeri çift nokta yazmayı tercih ediyorum. Şimdi Y yönü için. Y yönünde M çarpı Y üzeri çift nokta eşittir. Bu artı yöndür. O halde T kosinüs teta eksi MG şeklinde bir denklemimiz söz konusu. Bu birinci denklem ve bu ikinci denklem. Ve şimdi iki çiftlenimli diferansiyel denklemi çözmek zorundayız. Ve bu ümitsiz bir durumdur. Bir hayvanat bahçesi gibi görünüyor ve gerçekten de öyledir. Ve şimdi bazı yaklaştırımlar yapacağız. Ve yapacağımız bu yaklaştırımı bir şeyler salınım yaptığı zaman fizikte sıklıkla görürsünüz. Bunu küçük açı yaklaştırımı olarak adlandırırız. Teta'nın çok büyük olmasına izin vermeyeceğiz. Oldukça büyük demekle kastettiğimi sayısal olarak belirteyim. Radyan birimi olan teta birden çok çok küçük ise bunu küçük açı olarak adlandırırız. Eğer durum böyleyse kosinüs fi 1'e oldukça yakındır. Bla 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 diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki falara 1'e ne kadar yakın? 1'e ne kadar yakın? Tamam 5 derece olsun. Kosinüsü 0,996'dır. Bu 1'e yakındır. 10 derece olsun. Kosinüsü 0,985. Birden sadece %1,5 farklı. 10 derece için bile bunu kullanabiliriz. Bu küçük açı yaklaştırımının birinci sonucudur. Ama küçük açı yaklaştırımının ikinci bir sonucu da vardır. Bu hareketin X yönündeki boyutuna bakın. Bu büyüklük nedir? Bu hareketin Y yönündeki boyutuna bakın. Şu küçüklüktedir. Y yönündeki sapma, açının küçük olması durumunda X yönündeki sapmadan çok daha küçüktür. Size bir örnek vereceğim. 5 derecede bu sapma, bu sapmanın sadece %4'üdür. 10 derecede bu sapma, bu sapmanın sadece %9'dur. Ve Y yönündeki sapma, X yönündeki sapmadan çok daha küçük olduğu için Y yönündeki ivmenin yaklaşık 0 olduğunu söyleyebiliriz. Y yönünde neredeyse hiç ivme yok. Küçük açı yaklaşımından elde ettiğimiz bu iki sonuç ile şimdi 2 numaralı eşitliğime geri dönüyorum ve 0 eşittir teta'nın fonksiyonu olan T kosinüs teta 1'e eşit ve eksi MG. Böylece T eşit MG elde ederim. Artık teta'nın bir fonksiyonu olmadığına dikkat edin. Yani küçük açı yaklaştırımında T'yi MG ile aynı yapabilirim. Yaklaşık olarak fakat yine de oraya eşit işareti koyuyorum. Bunu bir nolu denklemde yerine yazarım. Ve böylece şimdi M çarpı X üzeri çift nokta ve şimdi bunu diğer tarafa taşırım.
artı olur. Ve şimdi T, MG'dir. MG çarpı X bölü L eşit 0 elde ederim. Ve şimdi harika sonucu yazıyorum. X üzeri çift nokta artı G bölü L çarpı X eşit 0. Bu öyle güzel bir sonuçtur ki neredeyse beni ağlatacak. Bu basit harmonik harekettir. Bu denklem orada yazdığımız denklemin bir karbon kopyası gibi görünüyor. Burada K bölü M var. Orada G bölü L. Hepsi bu kadar. Bunun dışında hiçbir fark yok. Bu durumda bu diferansiyel denkleme hemen bir çözüm yazabilirsiniz. X aynen önceden elde ettiğimiz gibi belli bir genlik değeri çarpı kosinüs omega t artı teta ve şimdi omega g bölü l'nin karekökü ve sarkacın periyodu 2 pi çarpı karekök l bölü g olacaktır. Hazır lob kucağımıza düştü. Çünkü bütün işlemleri orada yapmıştık. Sarkaç için bu sonuçların bazı kısıtlamalara sahip olduğunu anlamanızı istiyorum. Küçük açı ve biz kantitatif olarak ne kadar küçük açıya izin verileceğini tartıştık ve kütle sadece burada olmalı, ipte değil. Bunu kütlesiz ip olarak adlandırırız. Bu periyodun kabaca ne olacağına dair fikir vermek için L yerine 1 metre yazıyorum. Şimdi G'yi 9,8 olarak kullanır, karekökünü alır ve 2 pi ile çarparsanız periyodun yaklaşık 2 saniye olduğunu bulursunuz. Yani 1 metre uzunluğundaki bir sarkaç yaklaşık 2 saniyelik bir periyoda sahiptir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buradan buraya gitmesi yaklaşık 1 saniye. Eğer onu 4 kat daha kısaltırsam 4'ün karekökü 2'dir. Bu durumda periyot da değişir. Sarkaç 4 kat kısa ise periyot 2 kat kısa olmalıdır. Kabaca 25 cm için tam değerini almak için uğraşmıyorum. Şimdi tüm periyot yaklaşık 1 saniye olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaklaşık 1 saniye. Gördüğünüz gibi periyot ipin uzunluğuna son derece duyarlıdır. Şimdi daha fazla bilgi vermesi için sizlerle yay için elde ettiğimiz sonuçlarla sarkaç için elde ettiğimiz sonuçları kıyaslamak istiyorum. Yayımız ve sarkaçımız var. Ve sadece T periyotlarına bakacağım. Burada 2 pi çarpı karekök M bölü K ve burada 2 pi çarpı karekök L bölü G şeklindedir. Eğer buna bakarsanız burada kütle var. Eğer buna bakarsanız bu kütleden bağımsızdır. Neden burada kütle var? Bunu görmek kolay. Eğer bir yay alır ve bu yayı belli bir mesafeye kadar uzatırsam bu durumda hissedeceğim belli bir kuvvet olacaktır. Kuvvet yayın ucuna koyduğum kütleden bağımsızdır. Yay onun ucuna ne kadar kütle koyduğunuzu bilemez. Tek bildiği şey normalden uzun olduğu ve tekrar denge durumuna gitmek istemesidir. Bu kuvvet sabit bir kuvvettir. Eğer kütleyi iki katına çıkarırsam bu sabit kuvvet iki kat kütleli cisme yarım ivme verecektir. Eğer ivme azalırsa salınımın periyodu artacaktır. Bu çok açık. Böylece hemen yayda kütlenin periyot ifadesine girmesi gerektiğini görebilirsiniz. Şimdi sarkaca bakalım. Eğer sarkacın ucundaki cismin kütlesini iki katına çıkarırsam bu durumda gerilmenin düşey bileşeni de iki katına çıkacaktır. Bu gerilme ile orantılı olan geri çağırıcı kuvvetin de iki katına çıkacağı anlamına gelir. Şimdi geri çağırıcı kuvvet iki katına çıktı, kütle iki katına çıktı, ivme aynı kalır, periyot aynı kalır. Burada hiçbir kütle olmaması fikrine basit bir şekilde varabilirsiniz ve yoktur da. Peki bu K hakkında ne dersiniz? Eğer K büyük ise bu durumda yay serttir. Sert yay ne anlama gelir? Bu, eğer ona küçük yer değiştirme verirsem, yay kuvvetinin oldukça büyük olması anlamına gelir.
Eğer oldukça büyük bir yay kuvvetin var ise verilen kütle için ivme büyük olacaktır. Eğer büyük bir ivme varsa periyot kısa olacaktır ve bu tam olarak beklediğimiz şeydir. Eğer K büyük ise periyot kısa olacaktır. G hakkında. Hiçbir ağırlığın olmadığı uzayda sarkacınız olduğunu düşünün. Sarkaç salınmayacaktır. Sarkacın periyotu sonsuz büyüklükte olacaktır. Uzay mekiğine gidince orada kendi referans çerçevelerinde hissedilen ağırlıkları hatırlayın. Onlar ağırlıksızdır. Onların hissedilen ağırlıkları sıfırdı. Mekik içinde bir sarkaç alıp ve ona bu açıyı verir ve haydi salın derseniz o sonsuza dek hep orada kalır. Periyot sonsuz büyüktür. Fakat uzay mekiğinde bir yayı alır ve onu salındırırsan o salınır. Yani aslında bir cismin kütlesini uzay mekiğinin içinde bir yay kullanarak ölçebilirsiniz. Onu salındırırsınız ve eğer yay sabitini de biliyorsanız bu şekilde ölçüm yapılabilir. Gerçekten mantıklı bir şekilde düşündüğünüz zaman bu iki şeyin anlamlı olduğunu görürsünüz. Burada bu ders salonunda tüm sarkaçların anası duruyor. Bir sarkaç. Eyvah. 5.1 metre uzunluğunda ve ucunda 15 kilogramlık bir kütle var. Uzunluğu 5,18 metre ve belirsizliği yaklaşık 5 santimetre. Bundan daha iyi ölçemeyiz. Periyoda etkisi olmayan ucundaki kütle ise yaklaşık 15 kilogram. İki pi çarpı karekök L bölü G şeklindeki periyot ifadesinde uzunluğu 5,1 metre olarak yazarsanız periyodu 4,57 saniye bulursunuz. 4,57 saniye. L de %1'lik bir hata olduğundan periyotta %0.5'lık bir hata olacaktır. Bu yaklaşık 0,02 saniyedir. Bu benim tahminim. Ve şimdi onu sizin için salındıracağım ve bunu iki farklı açıda yapacağım. 5 derece açıda ve 10 derece açıda yapacağım. Bağıl hatamı azaltmak için 10 defa salındıracağım. Teta maksimum açısını yaklaşık 5 derece alacağım. 10T eşittir 1 değer artı eksi 0,1 saniyelik benim reaksiyon zamanım. Ve sonra 10 derecede yapacağım ve yine 10T'yi ölçeceğim. Ve yine benim reaksiyon zamanım %0,1 saniyeden daha az olmayacak. Şimdi ilk bunu yapalım. Bunu yoldan çekeyim. Çünkü 15 kilogramlık cisim çarparsa sonuç çok da iyi olmaz. Tamam. Sıfır. Yerde işaretlerim var. Bu yaklaşık 5 derece ve bu 10 derece. İlk olarak 5 derecede yapacağım. Önce bir kez salınmasına müsaade edeceğim. Burada durma durumuna gelince zamanınızı çalıştıracağım. Bu benim için en kolay alanı. Saymaya başladığı zaman size güveneceğim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Emin misiniz? Ben de hazırım. Tamam. Şimdi saymaya devam edin ve yine benim kafamı karıştırmayın. Saymadan tamamen siz sorumlusunuz. Sadece bana 8 ya da 9'da söyleyin. Tüm bilmek istediğim şey bu. Üçüncüyü bana söylemeyin. Hatta dördüncüyü de söylemeyin. Sadece bana son turda durduracağım zamanı söyleyin. Sarkaçta neredeyse iç titreme olmadığına dikkat edin. Genlik neredeyse sabit. Halbuki avar ayında uygulamada bir tür sürtünmenin olduğunu görebiliyordunuz. Şimdi kaçtayız? 9. 9 değil mi? ...45,70.
45,70. Tebeşirim nerede? 45,70. Tahminim neydi? Evet. Evet. Evet, kesinlikle. Vaziyeti gördünüz. Bu tamamen şans. Çünkü benim doğruluğum saniyenin onda birinden daha iyi değil. Şimdi 10 derecede yapalım. 10 derece ve şimdi sizlere açının etkisinin 5 dereceden 10 dereceye gitmekle oldukça küçük olduğunu göstermek istiyorum. O kadar küçük ki ölçümünüzün hassasiyeti içinde onu ölçemeyebilirsiniz. Evet. Tamam. Yeniden rahatlayın ve sayın. Ah, sinir bozucu. Oh. Fişt, fişt. Şu anda kaçtayız? 7. Bundan farklı bir şey bekliyordunuz. 45,75. Sizlere bahsettiğim en dikkat çeken şeylerden biri salınım periyotlarının cismin kütlesinden bağımsız olduğu. Eğer ben bu cismin üzerine oturur ve onunla salınırsam aynı periyodu elde etmemiz gerekir. Yoksa öyle değil mi? Sizlere bu korkunç deneyi yapmadan önce bu soruyu soruyorum. Periyot aynı çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? Bazılarınız aynı olduğunu düşünüyor. Eğer bu şekilde oturursam bu cisimden biraz daha uzun olduğumu ve bundan dolayı belki de ipin etkin uzunluğunun biraz kısalacağını düşündünüz mü? Ve eğer ipin uzunluğu biraz daha kısa olursa periyot biraz daha küçük olur. Öyle değil mi? Bunun için hazır olun. Diğer taraftan ben de hazırlandım. Tam olarak da hazır değilim. Bedenimi cisim ile aynı seviyede tutabilmek için mümkün olduğu kadar yatay olarak tutmaya çalışacağım. Burada durma durumuna geldiğim zaman başlatacağım. İşte başlıyoruz. Şimdi saymaya başlayın. Ah, acıtıyor. Ah. Yüksek sesle duymak istiyorum. Teşekkürler. Walter Lewin 45 virgül artı eksi 0,1 saniye. Fiziğin işlediğini sizlere söylüyorum. Gelecek derste görüşürüz. İyi hafta sonları.